Sabah haberle yeni bir günden ve haftanın son iş gününden günaydınlar, mutlu sabahlar sayın seyirciler. Bugün takvim yaprakları 6 Ağustos Cuma gününü gösteriyor ve her zaman olduğu gibi bugün de hem iç ve dış gelişmeler ve hem de gazete manşetleriyle güncel haberleri sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz sabah haberde. Ve bizleri nerelerden takip edebileceğinizi kısaca hatırlatarak hemen hız kesmeden gazete manşetleriyle devam edeceğiz. Bizleri sosyal medya hesaplarımız YouTube ve Facebook üzerinden, ayrıca 100.1, 102, 90.6 ve 89.6 radyo frekanslarından dinleyebileceksiniz ve takip edebileceksiniz. O zaman gününüz aydın olsun diyelim sizlere sabah haberden ve gazete manşetleriyle başlayalım. Evet sevgili izleyenler, Kıbrıs Türk basınında bugün gazete manşetlerinde ön sayfalarda yer alan tüm haberleri sizlerle paylaşmaya çalışacağız ve Kıbrıs Gazetesi ile başlıyoruz gelişmeleri aktarmaya. Kıbrıs Gazetesi bugün elektriğe yapılacak yapılacak zamla ilgili bir manşet haberi paylaştı ön sayfasından. Hep birlikte dilerseniz bakalım. Haberin başlığı elektriğe okkalı zam geliyor şeklinde öne çekilmiş oldu. Kıptek Genel Müdürü Erdoğan'ın açıklaması, elektrikte acilen bir fiyat düzenlemesine gidilerek en az %30'luk bir artış yapılması gerektiğini ifade etti. Müdür Erdoğan bu yöndeki taleplerini ilgili bakanlık üzerinden Bakanlar Kurulu'na da göndereceklerini ifade etmiş oldu. Detaylarıyla buluşturalım sizleri. Elektrik kesintileri kaçınılmaz ifadesi yer alıyor. Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu Genel Müdürü Gürcan Erdoğan, gerekli yatırımların yapılamaması ve fiyatların düzenlenememesi neticesinde Kıptek'in ciddi finans açığı bulunduğunu ifade etti ve borçların 500 milyona ulaştığını söyledi. Bu şekilde çalışmasının da mümkün olmadığı yönünde bir açıklamada bulundu Kıptek Genel Müdürü Gürcan Erdoğan. Üretim santrallerinin bazılarının çalışmadığını, bazılarının ise bakımsızlıktan neredeyse durma noktasına geldiğini vurguladı Erdoğan ve elektrik arzında ciddi sıkıntılar var, kesintiler de kaçınılmazdır dedi. Erdoğan şu anda Rum tarafından günlük 20 megawatt elektrik aldıklarını da sözlerine eklemiş oldu. Elektriği dikkatli kullanın, fatura iki katı gelebilir uyarısı da bulunuyor. Kıptek Müdürü Erdoğan, elektrik fiyatlarında en az %30'luk bir artış yapılması gerektiğini ifade ettiği açıklamasında bu miktarın ne kadarının halka yansıtılacağının da hükümete kaldığını söyledi aslında. Elektrik zammının vatandaşa %20 oranında yansıtılmasını öngördüklerini ifade eden Erdoğan, yaz dönemi çoklu tarifede 9-18 saatleri arasında 1.29 olan fiyat %20 artışla 1.55'e, 18-23 saatleri arasında 0.98 olan fiyatınsa 1.18'e ve 23 ila 9 saatleri arasında 0.65 olan fiyatında 0.78'e çıkacağına ilişkin bir bilgi paylaştı Erdoğan, yapılması planlanan zamla birlikte. Ve vatandaşa da yüksek tüketim fiyatların artışıyla birlikte faturalara yansıyacak, elektriği dikkatli kullanın, faturalar iki katı gelebilir uyarısında da bulunmuş oldu. Ve sürmanşetle devam ediyoruz. Yurt içi veya yurt dışında kayıt dışı kalmış paranın hiçbir sorgulama yapılmadan %2,5 vergi alınması şartıyla ülkede kayıt altına alınmasını amaçlayan yasa gücünde kararnamenin yürürlüğe girdiği ifade ediliyor. Maliye uzmanları ve iktisatçılar ise bu konuda endişeli yorumunda bulundu gazete. Kara para aklama merkezine dönebiliriz başlığıyla da bu haberin sürmanşetten paylaşıldığını görüyoruz. Sorgu sual olmayacak başlığı var. Kamu maliyesi uzmanı Zeren Munga'nın açıklamasına yer verilerek paylaşılan bir haber Kıbrıs gazetesinde. Ülkemizde kara para konusunda mevzuat var ve Avrupa Birliği'ne de uyumludur. Kara para kapsamına girecek bir durum söz konusuysa bununla ilgili yasal işlemler yapılmak zorundadır dedi maliye uzmanı Zeren Munga.
İktisatçı Devrim Barçın'ın da açıklamasına yer verilmiş aynı şekilde. Yasa gücündeki kararname kapsamında beyan edilen paraların nereden, ne şekilde ve ne zaman elde edildiğine yönelik herhangi bir sorgulama yapılmayacağını belirtti Barçın. Yani bu sanal bette kazanılan ya da benzeri bir sürü kara paranın ülkemizde aklanmasına yol açacaktır ifadesine yer vermiş oldu. Ve bir adli haberle devam edeceğiz. Loko kenarında Kıbrıs gazetesinde boğazına bıçak dayayıp neyi varsa çaldılar başlığıyla ön plana çıkıyor bu haber. Tatlısu'da meydana gelen bir soygun olayının büyük bir korku yarattığına işaret ediliyor. Soyguncuların evine girdikleri kadını darp ettiği, ellerini ve ağzını bağladığı ve etkisiz hale getirdikten sonra da parasını, değerli eşyalarını, aracının kontak anahtarını ve evin giriş kapısının anahtarını çalarak da olay yerinden kaçtıkları bilgisi var. Meseleyle ilgili HÇ'yi ve saklanmasına yardım eden İAK'yi tutuklayan polis ise HÇ'nin suç ortağının da peşine düştü deniliyor. Yine Kıbrıs gazetesinin dün manşetinden paylaştığı habere de atıfta bulunulan bir başka haber daha bugün ön sayfadan aktarılıyor. Bir doğa katliamı daha başlığıyla dün Kıbrıs gazetesinde yayımlanmıştı manşet haber ve Orman Dairesi ile ve haber sonrasında Orman Dairesi ile Devlet ve Emlak Malzeme Dairesi yetkililerinin Haspolat'ta Kıbet mezbası yakınında bulunan arazide incelemelerde bulunduğu ve düzleştirilen alanda orman olmadığı, ağaçı olmadığını savunduğu bilgisi yer alıyor. Konuyu araştırdığımızda çok daha ilginç bir detayla karşılaştık dedi Kıbrıs gazetesi. Dünkü manşet haberine de atıfta bulunarak bugün yeniden ön sayfasından paylaştığı haberde parselasyon izni çıkmadan ağaçlık alanın kiralandığı başlığıyla bir bilgi aktarıyor. Müracaatın olduğu ama iznin olmadığı bilgisi yer alıyor. Haspolat'ta Kıbet mezbasının yakınındaki arazi içerisindeki ağaçların yok edildiği, alanın iş araçlarıyla düzleştirildiği haberimizle ilgili araştırmamız sonucunda farklı bilgilere ulaştık dedi gazete. Edinilen bilgiye göre ise araziye yapılacak iş yeri için parselasyon izninin talep edildiği ancak şehir planlama dairesinin yasal prosedür tamamlanmadan izin çıkmayacak yanıtını verdiği de ifade ediliyor. Devlet Emlak ve Malzeme Dairesi tarafından 21 Mart'ta yapılan başvurunun eksik izinler nedeniyle de henüz sonuçlandırılmadığına yer veriliyor. Buna rağmen arazi kiralandı ve ağaçlık alan gibi dümdüz edildi ifadesi yer alıyor. Yine ülkemizde son dönemlerde de çok ciddi bir yükseliş gösteren hava sıcaklığıyla ilgili bir haberle devam edeceğiz ön sayfada Kıbrıs gazetesinde. Ülkemizde etkisini sürdüren sıcak hava dalgasının hayatı ciddi anlamda olumsuz etkilediğine ilişkin bir haber paylaşıldı. İhtiyaçlarını karşılamak ya da işe gitmek için dışarıya çıkmak zorunda kalan insanların 40 derece yaşayan sıcak havaya maruz kaldığına yer veriliyor. Kavurucu sıcak perişan etti başlığıyla bu haber yansıdı. 40 derecenin üzerine çıkan hava sıcaklıklarının ülkemizde yaşam koşullarını zorladığına ilişkin bir haber. Küresel ısınma sıcaklığı artırdı, yangınlara neden oldu. Meteoroloji Dairesi Müdürü Raif İlker Buran'ın açıklaması. Küresel ısınma nedeniyle Akdeniz Havzası'nda sıcaklıkların her geçen yıl arttığını ifade etti Raif İlker Buran. Ve son günlerde etkili olan sıcak hava dalgasının da bugünden itibaren etkisini yitirmeye başlayacağını açıkladı. Öte yandan dünyadaki iklim biçimlerinin de küresel ısınmanın bu yaz dünyanın birçok bölgesinde baş gösteren sıcak hava dalgaları ve orman yangınları gibi doğal afetlere de bir açık kapı bıraktığına ilişkin bilgi yer alıyor. Orman yangınlarına sebep oluyor çok ciddi hava sıcaklıkları. Bu nedenle bugünden itibaren hava sıcaklıklarının da düşmeye başlayacağına yer verildi. Ve Kıbrıs gazetesini bu şekilde tamamlamış olduk ve sırada
Yeni Düzen gazetesi var. Yeni Düzen gazetesine bakalım. Bugün manşet haberinde okurlar için hangi haberi paylaştı Yeni Düzen gazetesi? Elektrikte soygun gibi zam anonsu başlığıyla elektrikte yapılması planlanan ancak vatandaşa ne kadarının yansıyacağı şu an için netlik kazanmayan elektrik zammıyla ilgili bir manşet haberi bugün paylaştı Yeni Düzen gazetesi ön sayfasında. Detaylarıyla yeniden sizleri buluşturalım. Kıptek Genel Müdürü Gürcan Erdoğan'ın açıklamasıydı bu. Az önce de Kıbrıs gazetesinde ifade ettiğimiz gibi elektrikte fiyat düzenlemesi yapılmasının elzem ve kaçınılmaz olduğunu söyledi Genel Müdür Erdoğan ve bugün itibarıyla en az %30 fiyat ayarlaması yaparak zararımızı ortadan kaldırmamız gerekiyor diye de konuştu Gürcan Erdoğan. Kıptek'teki çalışmada elektrikteki fiyat artışının vatandaşa %30 yerine %20 olarak yansıması için de formül ürettiklerinin de altını çizdi Erdoğan. Şu anda kilowatt saati 97,87 kuruş olan elektrik fiyatını 1,84 Türk lirasına çıkarmayı hedeflediklerini de aktarmış oldu. Geriye kalan %10'luk kısmının ise Maliye Bakanlığı'na 34 milyon Türk lirası ek külfet olarak yansıyacağını da sözlerine ekledi Erdoğan. Eğer maliye bunu öngörürse vatandaşlara %30 değil %20 fiyat ayarlaması yapılacak dedi. Yani Maliye Bakanlığı'nın 34 milyon Türk liralık ek kaynağı, ek külfeti karşılayabilmesi durumunda vatandaşa %20 olarak yansıyacak bir elektrik zammından bahsediyoruz. Yine Güney'den günlük 20 megawattlık bir alım yapıldığını da aktarmıştık. Tekrardan hatırlatmış olalım ve önerilen yeni fiyat dilimlerini de aktarıyor Yeni Düzen gazetesi. Paylaşalım sizlerle. Yaz dönemi çoklu tarifede 9-18 saatleri arasında 1,29 olan fiyatın %20 artışla 1,55'e, 18-23 saatleri arasında 0,98 olan fiyatın 1,18'e ve 23 ila 9 saatleri arasındaki 0,65 olan fiyatın ise 0,78'e çıkacağı yönünde de yeni fiyat dilimleri de belirlenmiş oldu yapılması öngörülen zamlarla birlikte. Ve sürmanşete geldiğimizde kara para aklama kararnamesi başlığıyla görüyoruz. Erhürman'ın açıklaması var. Cumhuriyetçi Türk Partisi Genel Başkanı Tufan Erhürman, kara para tartışmasıyla itibarımızı sarsıyorsunuz dedi. Yine Halkın Partisi Genel Başkanı Kudret Özersay, bir soruyla alınan bu karara, yasa gücünde kararnameye ilişkin bir soru yöneltmiş oldu. Niyetiniz devlet eliyle kara para aklamak mı diye sordu Kudret Özersay. Toplumcu Demokrasi Partisi Genel Başkanı Cemal Özyiğit de kirli paranın aklanmasının önü açıldı dedi. Alınan yasa gücünde kararname ile ilgili olarak yürürlüğe giren yasa gücünde kararname ile ilgili olarak yine Cumhuriyetçi Türk Partisi milletvekillerinden Fikri Toros kara para aklama şüphesi uyandırıyor dedi alınan yasa gücünde kararname için. Ekonomist Profesör Doktor Besim'in açıklaması mali zararı faydasından daha yüksek yorumunda bulundu ve banka müdürü Bülent Berkay ise kapsamı tehlikeli şekilde açık dedi. Alınan bu karara ilişkin gerek siyasilerden gerekse ekonomist ve banka müdüründen de bir takım açıklamalarda bir özel haber paylaşmış oldu Yeni Düzen gazetesi. Devam ediyoruz ön sayfada yer alan diğer haberlere de kısaca bakacağız. Kasinocular dava hazırlığında sınır aşıldı, yeni izin verilemez başlığı atıldı bu haber için. Bir kumarhaneye şans oyunu salonu ön izninin verildiği ifade edilirken, 4 kumarhanenin işletme imtiyaz izninin de 3 yıl süreyle uzatıldığı bilgisi yer alıyor. Yine narenciye üreticilerinin şikayetiyle ilgili bir diğer haberle devam edelim. Harcamalar fazla, gelir az üretimle ilgili bir haber. Ve son olaraksa etkin denetim sağlanmalı başlığıyla Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası, Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası ve Tabipler Birliği'nden yüz yüze eğitim için 7 maddelik bir yol haritası aktarıldı. Dün düzenlenen bir basın toplantısında Eylül ayında başlanması planlanan yüz yüze eğitimin sağlıklı ve kontrollü bir ortamda, güvenli bir ortamda
başlatılması yönünde her iki sendika ve Kıbrıs Türk Tabipler Birliği'nden bu sürecin nasıl işleyebileceğine ilişkin bir basın açıklaması yapılmıştı ortak şekilde ve 7 maddelik bir yol haritasının da bu kapsamda basına sunulduğu yönünde bir haber. Detaylarını iç sayfalardan takip edebileceksiniz 7 maddelik alınan kararlarla ilgili ve Diyalog Gazetesi ile devam ediyoruz. Şimdi Diyalog Gazetesi de Maliye Bakanlığı'nın karşılayabilmesi durumunda %20 olarak yani vatandaşa yansıyacak elektrik zammıyla ilgili yapılması planlanan elektrik zammıyla ilgili bugün bir manşet haberi paylaştı ve ön sayfasını bu şekilde tasarladı. Maliye Bakanlığı 30 milyonluk katkı yaparsa elektriğe %21, yapmazsa %30'luk bir zam olarak vatandaşın cebine yansıyacak elektriğe yapılması planlanan zam. Her yerde kriz var başlığıyla da bu haber yansıdı Diyalog Gazetesi'nin ön sayfasına ve kurumun sürekli olarak zarar ettiği bilgisini paylaştı Elektrik Kurumu. Elektrik Kurumu 2019'dan bu yana zam yapılmadığı gerekçesiyle de fiyatların en az %30 oranında artırılmasını öngören bir plan yaptığı ifadesiyle haberini destekledi bugün Diyalog Gazetesi. Ve kurumun genel müdürü Gürcan Erdoğan'ın yapmış olduğu açıklamalara değinilerek sunulan bir haber oldu. Maliye Bakanlığı'nın 30 milyon lira şeklinde ortaya çıkacak bir farkı ödemesi gerektiğine, üstlenmesi gerektiğine dikkat çekti kurum genel müdürü Gürcan Erdoğan ve Maliye Bakanlığı'nın yapabileceği katkı durumunda vatandaşlara yansıyacak zamın %21 oranında olacağına dikkati çekti. Yine kurumun yüksek miktarlarda zarar ettiğine de yer vermiş oldu. Yatırımın olmadığı ama arızanın çok olduğu bilgisi var. Yeni zam kararının alınırken elektriklerin sürekli kesilmesine değinen Gürcan, kesintinin teknik sorunlardan kaynaklandığını dile getirdi ve öngörülen yatırımların zamanında yapılmadığını söyledi. Gürcan Erdoğan, yıl başında 1 milyar 900 milyon liralık yatırım öngörmemize rağmen 8 ayda yaptığımız yatırım 11 milyon liradır şeklinde konuşmuş oldu öngörülen zamlarla ilgili. Ön sayfada yer alan diğer haberlerle devam edeceğiz. Uzlaşı olabilir başlığıyla bir diğer habere geçtik. İki toplumlu sağlık teknik komitesi Kıbrıslı Türklerin dijital aşı sertifikasından yararlanması konusunu ele aldı dedi Diyalog Gazetesi. Uzlaşının olabileceğine dikkat çektiği habere çektiği başlıkla birlikte detaylar iç sayfalarda olacak. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde yaşanmış aşı hikayeleri. Devlet Hastanesi eski başhekimi Doktor Bülent Dizdarlı, bazı açık gözlerin Sinovac yazan kartlarının üzerine Johnson etiketi yapıştırma girişimine tanık olduklarını söyledi yapmış olduğu açıklamada. Ve yine Güney Kıbrıs'ta 1 milyon aşı barajının aşıldığı da bildirildi. Teşviklerin etkili olduğu ifade ediliyor. Toplumun aşılanması yönünde yapılan bir takım teşvikler bu konuda etkili oldu. Ve şimdi adli haberlerle devam edeceğiz. Miktar büyük, ceza ağır başlığıyla. 2 kilo 280 gram uyuşturucudan yargılanan iki yabancı uyruklu kişiye 9'ar yıl hapis cezası verildiği ifade ediliyor. Yine İyisin Musa başlığıyla ise bir diğer uyuşturucuyla ilgili bir adli haber daha. 25 gram uyuşturucudan yargılanan yabancı uyruklu bir başka şahsa da 11 ay hapis cezası verilmiş oldu. Yine son olarak yangınlara yardımcı olmak amacıyla Güney Kıbrıs'tan Atina'ya askeri uçakla 40 personel gönderildiği ifade ediliyor. Yunanistan'da Türkiye'deki gibi Yunanistan'da da şu anda devam eden yangınlarla ilgili olarak da Güney Kıbrıs'tan Yunanistan'a, Atina'ya personel yardımı yapıldı. Yangınlarla mücadele
kapsamında sevgili izleyenler Yunan halkının yanındayız başlığıyla bu haberin öne çıktığını görüyoruz. Ve Güneş gazetesine doğru ilerledik. Güneş gazetesi de Türkiye'miz için kampanya başlığıyla bugün manşet haberini okurları için paylaşmış oldu. Türkiye'de halen devam eden orman yangınları ve bu orman yangınlarıyla mücadele kapsamında Türkiye'miz için kampanya başlığını kullandı Diyalog gazetesi, Güneş gazetesi. Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve hükümet önderliğinde bazı oda ve birliklerin Türkiye'de yaşanan orman yangınlarında evlerini kaybeden yangınzedeler için bağış toplanması amacıyla bir destek kampanyası başlattığına dikkat çekti Güneş gazetesi bugün. Kıbrıs Türk Ticaret Odası, Sanayi Odası, İnşaat Müteahhitleri Birliği, Otelciler Birliği ile Esnaf ve Zanaatkarlar Odası'nın katkılarıyla düzenlenen Türkiye'de yaşanan orman yangınlarına karşı yürütülen mücadeleye Kıbrıs Türk halkı adına dayanışma gösterilmesi için düzenlenen kampanyaya tüm Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti halkının destek olması çağrısında bulunulduğu ifade ediliyor. Oda ve birlikler tarafından da destek kampanyasına ilişkin ortak bir açıklama yapıldığı bilgisi yer alıyor ve yapılan açıklamada kullanılan ifadelerde yansıdı bugün Güneş gazetesinin manşetine. Türkiye'de yaşanan orman yangınlarına karşı verilen zorlu mücadelede yaşanan can kayıpları ve binlerce insanın konutlarıyla yaşam olanaklarını kaybetmesi acımızı derinleştiriyor, üzüntümüzü daha da artırıyor. Kaybedilen canlar geri gelmez ama Türkiye'nin bütün diğer kayıpları telafi edeceğine, yurttaşlarının yaşam koşullarını iyileştirmek yolunda kararlı ve büyük adımlarla ilerleyeceğine inancımız tamdır dedi. Gazete ve Birlik ve Oda tarafından da yapılan ortak basın açıklamasını bu şekilde paylaşmış oldu. Yine yangınlardan da yangın alanlarında verilen mücadeleyle ilgili bir takım fotoğraflarında yansıdığını görüyoruz. Sürmanşete doğru ilerlediğimizde Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bir açıklamasıyla karşılaştık. Sonbaharda Maraş'la ilgili olarak uluslararası bir toplantı düşünüyoruz dedi Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan. Kıbrıs'ta iki eşit egemen devlet politikasından artık taviz vermeyeceklerini belirtti konuşmasında. Biz bir 50 yıl daha bekleyemeyiz, o da bitti, ne yapılacaksa artık yapılmalıdır diye konuştu Erdoğan. Ve kapalı Maraş'ta uluslararası hukuk neyi gerektiriyorsa ona göre adımların atılacağını da ekledi sözlerine. Sonbaharda da bu konuda uluslararası bir toplantının olabileceğini düşündüklerini sözlerine eklemiş oldu. Yine Pakistan'ın İstanbul Başkonsolosu Bilal Khan Paşa'nın açıklaması var. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin yanındayız dedi Başkonsolos Paşa. Pakistan'ın İstanbul Başkonsolosu tanıtılma sürecinde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin yanında olduklarına ilişkin bir açıklama paylaştı ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin yanındayız ve Kıbrıs'taki gelişmeleri çok yakından takip ediyoruz dedi Başkonsolos. Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti tarafından atılan adımları destekliyoruz ve elimizden geleni de yapmaya hazırız şeklinde konuştu. Yine Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Olgun Amcıoğlu'nun elektriğe yapılması öngörülen zamla ilgili olarak %20 veya %30 oranında değişim gösterebilecek bir elektrik zamıyla ilgili olarak da bir açıklamada bulundu. Amcıoğlu'nun açıklaması haberin başlığına da yansıdı aynı şekilde. Elektriğe zam konusu dedikodu, geçerliliği yok dedi Bakan Amcıoğlu. Bakalım, farklı bir perspektiften bir haber paylaştı bugün Güneş gazetesi. Elektriğe yapılması planlanan zamlarla ilgili Bakan Amcıoğlu'nun açıklamasına yer verdi. Kıptek Genel Müdürü Gürcan Erdoğan'ın elektrik zammına ilişkin açıklamasıyla ilgili haddini aştığına işaret etti Bakan Amcıoğlu yaptığı değerlendirmede ve zam konusunun tamamen dedikodu olduğunu söyledi, geçerliliğinin olmadığını, zamma gereğin de olmadığını söyledi Bakan Amcıoğlu. Amcıoğlu Kıptek Genel Müdürü Gürcan Erdoğan'ın 2019 yılından bu yana elektrik fiyatlarında düzenlemeye gidilmediği ve bu durumunda kurumu ciddi bir finans açığına ittiğini belirttiği açıklamasında elektrik fiyatlarında %30'luk bir zam yapılması gerektiği yönündeki ifadelerinin haddini aşan bir açıklama olduğunu değerlendirdi ve birilerinin kamuoyu yaratmaya çalıştığını dile getiren Bakan Amcıoğlu, zamın gerekliliğine de inanmadığını
vurguladı. Bu konuda yapmış olduğu açıklamada bir dedikodu olarak nitelendirdi Bakan Amcaoğlu. Ormanlık alanlara giriş ve ateş yakma yasağının uzatıldığı bilgisi var. Yeni Orman Dairesi yangın riskinin de artan hava sıcaklıklarıyla birlikte çok yüksek olduğuna ilişkin bir açıklamada bulundu ve ormanlık alanlara giriş ve ateş yakma yasağının da 11 Ağustos'a kadar uzatıldığı yönünde bir açıklamada bulundu. Yine yapılan açıklamaya göre Meteoroloji Dairesi'nin hava tahminlerine göre de içinde bulunduğumuz bölgenin alçak basınç nem oranının %20'nin altına düşmesiyle yangın olasılığının da çok yükseldiğine ilişkin bir ifadeye yer verildi. Güney Kıbrıs'taki devlet hastanelerinin de zor durumda olduğuna ilişkin bir haberle devam ediyoruz. Güneş gazetesinin ön sayfasındaki son haber olarak dikkat çekiyor. Güney Kıbrıs'ta devlet hastanelerinin koronavirüs pandemisi yüzünden zor zamanlardan geçtiğine işaret ediliyor haberde. Yoğun bakım ünitelerinin büyük baskılara maruz kaldığı ve tehlike çanlarının da çaldığına ilişkin bir ifade yer aldı. Vatan Gazetesi ile şimdi devam edelim. Vatan Gazetesi de elektrik fiyatına yapılması planlanan %20 ila %30 oranındaki zamma ilişkin bir manşet haberini bugün ön sayfasından paylaşmış oldu. Kıptek Elektrik Kurumu Müdürü Gürcan Erdoğan'ın açıklamalarına değinilerek hazırlanmış bir manşet haberi oldu. En az %30'luk bir artıştan bahsediliyor. Maliye Bakanlığı'nın da 30 milyon Türk liralık bir ek külfeti karşılayabilmesi durumunda bu zam oranının %20'lere kadar da düşebileceği ifade ediliyor. Bu artışın mali çıkmazlığı olan kurumun bundan sonra zarar etmemesini sağlayacağını ifade etti. Elektrik Kurumu Müdürü Gürcan Erdoğan ve bu miktarın ne kadarının halka yansıtılacağı, ne kadarının da devlet tarafından üstlenileceği konusununsa yetkililerin çalışma yapması gerektiğini kaydetti. Bu konuda Maliye Bakanlığı'na bu konuda bir Maliye Bakanlığı'nın bu ek külfeti karşılayıp karşılayamayacağı konusunda da bir açık kapı bırakılmış oldu. Elektrik Kurumu Müdürü Gürcan Erdoğan'ın açıklamaları kapsamında. Sürmanşete doğru ilerliyoruz. Orman Dairesi ekibi Alanya'daki yangına müdahale ediyor bilgisiyle sürmanşet haberi bugün aktarılmış oldu. Türkiye'deki yangınlarla mücadeleye destek olmak için önceki gün ülkemizden de araç, teçhizat ve personel yardımı yapılmıştı. Ve Alanya'ya gitti bu kapsamda Orman Dairesi personeli ve orada yangınla mücadeleye destek için çalışmalarına başlamış oldu. Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı'ndan da bu konuda bir açıklama yapıldı ve Orman Dairesi ekibinin Alanya'daki Gazipaşa bölgesindeki yangına Türkiye Cumhuriyeti Orman Genel Müdürlüğü'nün kılavuzluğunda müdahale etmeye başladığı bilgisi yer alıyor. Yine 11 Ağustos çarşamba gününe kadar da piknik alanlarında ateş yakmak yasaklandı. Çünkü yangın olasılığının artan hava sıcaklıklarıyla birlikte çok yüksek bir risk taşıdığı ve bu risk durumunun da ortadan kaldırılması için orman yangınlarına girişin ve piknik alanlarında ateş yakmanın da yasaklandığı bilgisi yer alıyor. Yine bir diğer logo kenarındaki haberse Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın hem Kıbrıs konusunda yapmış olduğu bir açıklamaya yer veriliyor. Erdoğan, Kıbrıs'ta iki eşit egemen devlet politikasından artık taviz vermeyeceklerini belirtti konuşmasında ve bir 50 yıl daha bekleyemeyiz, o da bitti, ne yapılacaksa artık yapılmalıdır şeklinde bir açıklamada bulundu. Yine Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Olgun Amcıoğlu'nun açıklamasıyla devam edeceğiz. Bu sefer elektrikle ilgili yaptığı açıklama değil ama yüz yüze eğitime geçmekte kararlı ve ısrarcı olduklarına yönelik bir açıklaması var Bakan Amcıoğlu'nun. Yüz yüze eğitime, okulların yüz yüze eğitime sağlıklı, güvenli ve kesintisiz bir şekilde başlayabilmesi için de tüm paydaşlarla toplantılarına devam ettiklerini belirtti Bakan Amcıoğlu. Yüz yüze eğitime geçmekte kararlıyız ve ısrarcıyız açıklamasında bulundu. Eylül'de okullarımızın yüz yüze eğitime başlaması hedefleniyor. Yine Kıbrıs Türk AM Memurları Sendikası'ndan da asgari ücreti belirleyin çağrısı geldi. Yılın ikinci asgari ücretiyle ilgili olarak bu asgari ücretin belirlenmesiyle ilgili olarak bir toplantı yapılmıştı geçtiğimiz hafta. Ancak hala bir netlik kazanmadı asgari ücret konusunda belirlenecek net rakam hala bir netlik kazanmadı ve
Amme Memurları Sendikası Başkanı Güven Bengihan da asgari ücret tespit komisyonunun acilen toplanarak açlık sınırı altında olmayacak şekilde yeni asgari ücreti belirlemesi için Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'nı da göreve davet ettiğine yer veriyor. Kıptek çalışanlarının darp edildiği haberiyle devam ediyoruz. Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu Çalışanları Sendikası'nın kurumun iki çalışanının borcu nedeniyle elektriği kesmeye gittiği bir iş yerinde darp edildiklerini bildirdiği ve bu saldırıyı da kınadığı bilgisine yer veriliyor. Yine Maraş'la ilgili olarak bir habere bakacağız. Maraş'ın ziyaretçi sayısının 180 bini aştığı bilgisi yer alıyor. Neredeyse bir yıllık bir süre içerisinde Kapalı Maraş halkın ziyaretine kapsamlı olarak açılmıştı. Ve bu kapsamda Ekim 2020'de kademeli olarak açılım süreci başlayan Kapalı Maraş bölgesinde bu ay itibarıyla yoğun bir ilgi görmeye ve 180 bini aşan bir kitle tarafından da ziyaret edilmeye devam edildiği ifadesi yer alıyor. Yaklaşık bir yıllık bir süre içerisinde 180 bin kişiyi aşan bir kitle, vatandaşlar ve yine turistler bu bölgeyi ziyaret etti. Halkın Partisi Genel Başkanı Kudret Özersay'ın da nakdi varlıklara ilişkin mali düzenleme hakkında yasa gücünde kararname ile ilgili bir değerlendirmede bulundu ve niyetiniz devlet eliyle kara para aklamak mı diye sordu. Alınan ve yürürlüğe giren yasa gücündeki kararname ile ilgili olarak ve Vatan Gazetesi her gün olduğu gibi bugün de hem Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti hem Güney Kıbrıs hem de Türkiye'deki güncel koronavirüs vaka sayılarına ilişkin bilgiler aktarıyor. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne baktığımızda 13.440 test yapıldığı ve 142 pozitif vakaya rastlandığı ifade ediliyor ülkemizde. 142 vakanın 124'ünün ise yerel olduğu ifade ediliyor. Güney Kıbrıs'ta da 580 yeni pozitif vaka tespit edilirken 3 yeni can kaybı yaşanmış oldu ve Türkiye'de de son 24 saatte 108 kişi hayatını kaybederken 24.297 yeni vakada tespit edildi ve böylelikle Vatan Gazetesi'ni de noktalamış oluyoruz. Detay Gazetesi'ne geçtik. Detay Gazetesi, Lefkoşa Türk Belediye Başkanı Mehmet Armancı, nakdi varlıklara ilişkin mali düzenleme hakkında yasa gücünde kararnameyi sert bir dille eleştirdi dedi. Ve Armancı açıklamasında pandemi ve pandeminin yarattığı ekonomik koşullar emekçilerin sırtında her geçen gün ağırlaşırken ve bir yandan servet vergisi alınsın mücadelesi verilirken devlet yine kirli sermayeden ve yolsuzlukları önlemek yerine önünü açan bir tarafta yer alarak bizi yanıltmadı şeklinde bir eleştiri de bulundu. Alınan yasa gücünde kararname ile ilgili. Yine Doğu Akdeniz gazına en büyük pazar Türkiye başlığıyla manşet haber paylaşıldı. Maraş MEB meselesi olabilir deniliyor. Vadileli detaya yaptığı açıklamada adamızın batısı, güneybatısı yönünde ekonomik alanlara Maraş kıyılarının karşılık geldiği ve Kıbrıs Türk İdaresi'nde açılması girişimi olan Maraş'ın ileride Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne bu alanlar için münhasır ekonomik alan hakkı kazandıracağı öngörüsü ve bu inancı da Türk tezi kapsamında dillendirilmektedir dedi. Kuzey-Güney ayrımının ekonomik faydası yok ifadesi yer alıyor. Yine Oğuz Vadili, adanın ekonomik alanlarının da olası bir Kuzey-Güney ayrımının Kıbrıs'ta Türklerin ekonomik faydasına olmayacağını mevcut kanıtlamış jeolojik bilgiler ışığında değerlendiriyorum ifadesini kullandı ve iki toplumun denizel yetki alanlarında sahip olacağı ortak egemenlik özellikle Kıbrıslı Türklere çok daha fayda sağlar diye düşünüyorum dedi Doğu Akdeniz'deki gazla ilgili olarak. Yine dijital aşı sertifikası çıkarılması yönünde iki toplumlu sağlık teknik komitesinde bir takım çalışmaların yapıldığı bilgisi yer alıyor. Bu konuda bir toplantı gerçekleştiriliyor ve bu konu ele alınmış oldu.
Yine detaylarını iç sayfalardan takip edebileceğiniz spot haber başlıklarını aktaracağız. Evrensel Hasta Hakları Derneği tekneciye derhal filtre takılmasını talep etti sevgili izleyenler. Cumhuriyetçi Türk Partisi Genel Başkanı Tufan Erhürman'dan elektriğe yapılması öngörülen zamla ilgili bir tepki geldi ve Halkın Partisi Genel Başkanı Kudret Özersay da Maliye Bakanı ve hükümete sorular yöneltmiş oldu. Haberatör Gazetesi ile devam ediyoruz. Haberatör Gazetesi de bugün Kıptek Müdürü Gürcan Erdoğan tarafından yapılması planlanan %20 ile %30 arasında değişecek ve Maliye Bakanlığı'na da açık kapı bırakılan elektrik zammıyla ilgili bir manşet haberine yer verdi. El İnsaf başlığıyla bu haber yansıdı bugün ön sayfaya. Birçok otel ve işletmeden milyonlarca lira alacağını tahsil etmekte. Tahsil etmeyen Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu'nun genel müdürü Gürcan Erdoğan, kurum zarar ediyor dedi ve elektrik fiyatlarına en az %30 bir artış talep etti dedi. Haberatör gazetesi yapılanın zam değil fiyat güncellemesi olduğunu da söyledi Erdoğan ve Başbakan Ersan Saner de ifadesini de kullandı. Haberatör gazetesi de bu şekilde ön sayfasından yansıtmış oldu yapılması planlanan zam konusunu. Ve askerlik sonrası yaşamda kamu özel adaletsizliği sürmanşete doğru ilerledik. Mükellef askerlik süresinin çalışma hayatından sayılmasıyla ilgili kamu çalışanları ve özel sektör çalışanları arasında ayrım yapıldığı gerekçesiyle İlke Davulcu'nun ombudsmana yaptığı başvurunun sonuçlandığı bilgisi yer alıyor. Ombudsman askerlik süresinin dolaylı olarak çalışma yaşamından sayıldığını ve kamu özel sektör ayrımının 2008 itibarıyla da ortadan kalktığını hatırlattı. Kamuda çalışanın askerlik süresi çalışma hayatına dahil edilip iş yaşamında barem içi artış gibi ayrıcalıklar sağlarken özel sektörde çalışanlarsa böyle bir haktan yararlandırılmıyor ifadesi de yer alıyor. Haberatör gazetesini de tamamladık ve Halkın Sesi gazetesiyle devam ediyoruz. Halkın Sesi gazetesi de elektrik zammı haberini bugün manşetinden aktarmış olduğu ön sayfada geniş bir şekilde bu haber yer alıyor. Elektrik zammı çarpacak dedi Halkın Sesi gazetesi, bakalım. Kıptek elektriğe en fazla ihtiyaç olduğu zamanda okkalı bir zam yapmaya hazırlanıyor yorumunda bulundu Halkın Sesi gazetesi. Pek tabii son günlerde de ciddi artış gösteren yüksek hava sıcaklıkları nedeniyle de toplumda elektrik konusunda bir talep artışı olduğu da bu anlamda ifade edilmiş oluyor. Elektrikte %30 zammı kapsayan yeni nizamname düzenlemesinin Bakanlar Kurulu'na sunulacağı bilgisi var. Kilowatt saati 97,83 olan 83 Türk Lirası olan elektrik fiyatının ise 1,18 Türk Lirası'na yükseltilmesinin hedeflendiği bilgisi var. Yine Kıptek Genel Müdürü Gürcan Erdoğan, elektrikteki fiyat artışının vatandaşa %30 yerine %20 olarak yansıyacağını, geriye kalan %10'luk kısmının ise Maliye Bakanlığı'na 34 milyon Türk Liralık bir ek külfet olarak yansıyacağını belirtti. Maliye Bakanlığı'nın da bu ek külfeti karşılayabilmesi durumunda. Geçmişte Bakanlar Kurulu'ndan kurumun kâr etmeyeceği şeklinde idamesini sağlayacak fiyat güncellemesinin her ay yapılmasını öngören nizamnamenin geçtiğini, ancak 2019'dan bu yana elektrikte fiyat düzenlemesine gidilmediğini söyledi Gürcan Erdoğan. Bunun da yasalara aykırı olduğunu kaydetmiş oldu. Yine yapılacak zam girişimine ilişkinde tepkiler devam ediyor dedi Halkın Sesi gazetesi ve birkaç tepkiyi de ön sayfasından paylaşmış oldu. İş İnsanları Derneği'nden bir tepki var. Elektriğe zam yapmak vatan hainliğidir dedi İş İnsanları Derneği. Haksen'in açıklaması büyük bir utanmazlık şeklinde ve kamu sense yeter artık kendinize gelin dedi. Ve Halkın Sesi gazetesinin ardından şimdi Yeni Bakış gazetesiyle devam ediyoruz. Yeni Bakış gazetesi de Barolar Birliği eski başkanı avukat Ünver Bedevi'nin bir açıklamasına yer verdi bugün manşet haberinde. Beraat üzerine düzenlenen ceza davalarında fazladan ve boşuna cezaevinde yatmış birisinin hiçbir tazminat hakkı olmadığı yönünde bir açıklamada bulundu. Ve Bedevi'nin bu açıklaması da
Yeni Bakış gazetesinin manşetinden aktarılmış oldu sevgili izleyenler. Bakalım. Barolar Birliği eski başkanı avukat Ünver Bedevi, fazladan ve boşuna cezaevinde yatmış birisinin tazminat hakkı olmamasının adil bir durum olmadığını belirterek, savcılığın beraat kararına karşı yasada istinaf etme hakkı olduğunu söyledi. Yine Bedevi'nin açıklamasıyla devam ediyoruz. Yıllarca içeride kalan insanlar var. Diyelim ki istinaf mahkemesine savcılık gitmedi ve bir kişi içeride fazladan yatmışsa bu kişiye daha sonra tazminat ödenmesi gerekir. Düzgün bir adalet sisteminde olan budur dedi Bedevi ve bizim yasal mevzuatımızda böyle bir tazminat hakkının olmadığına da işaret etmiş oldu. Bu haberi detaylarıyla iç sayfalardan takip edebileceksiniz. Yine %30'luk bir zammın da gündemde olduğu bilgisi yer alıyor. Elektrik fiyatları konusunda sürmanşetten yansıdı Yeni Bakış gazetesinde. Ve Yeni Bakış gazetesini de bu şekilde aktardıktan sonra Avrupa gazetesi son gazetemiz olacak. Kıbrıs Türk basınında nakdi varlıklara ilişkin yasa gücünde kararname ile ilgili alınan ve yürürlüğe giren yasa gücünde kararnamenin kayıt dışı parayı kayıt altına almak gerekçesiyle resmi gazetede yayınlandığı ve bu anlam gerekçesiyle resmi gazetede yayınlandığı ve yürürlüğe girdiği ifadesi yer alıyor. Bu kapsamda bir değerlendirme haberi oldu. Alınan bu yasa gücünde kararnameye ilişkin bir tepki haberi ortaya koydu bugün Avrupa gazetesi. Detaylarıyla iç sayfalarda bulabileceksiniz. Yine elektriğe yapılması planlanan %20 veya %30 arasında değişiklik gösterebilecek Maliye Bakanlığı'nın da alacağı ek külfet, karşılayabileceği ek külfetle ilgili olarak %20 ve %30 arasında değişecek elektrik zammıyla ilgili olarak da bir haber paylaştı. Bugün Avrupa gazetesi yine elektriğe %30 zam başlığıyla da Gürcan Erdoğan'ın yapmış olduğu açıklamaları bugün ön sayfasından aktarmış oldu okurları için. Ve Avrupa gazetesiyle birlikte efendim Kıbrıs Türk basınında bugün gazete manşetlerinde yer alan haberleri detaylı, kapsamlı bir şekilde sizlerle her sabah olduğu gibi bugün de paylaşmaya çalıştık ve şimdi sırada öne çıkan gelişmeler var. Öne çıkan gelişmelere bakalım. Türkiye'deki yangınlarla mücadeleye destek için ülkemizden giden ekipler oradaki çalışmalara başladı. Ekipler Alanya'daki yangınlara müdahale ediyor. Türkiye'deki yangınlara destek olmak üzere giden ekipler çalışmalara başladı. 3 araç ve 10 personelle Türkiye'ye giden Orman Dairesi ekibi, Türkiye Orman Genel Müdürlüğü'nün kılavuzluğunda Alanya'daki Gazi Paşa bölgesindeki yangına müdahale ediyor. 11 personel, 2 yangına ilk müdahale aracı, 1 araröz ve komuta aracından oluşan arama kurtarma ekibinin yer aldığı, sivil savunma ise öncelikle Alanya Gazi Paşa bölgesindeki yangınlara müdahalede bulundu. Buradaki görevlerini tamamlayan sivil savunma ekibi daha sonra Manavgat bölgesindeki yangınlara müdahale etmek için yangın bölgesine hareket etti. Ekip Manavgat Kızıldağ bölgesindeki yangın söndürme faaliyetlerine devam ediyor. Sayın seyirciler, ülkemizde yangın olasılığının çok yüksek olmasından dolayı orman yollarına, ormanlık alanlara giriş ve ateş yakma yasağı 11 Ağustos'a kadar uzatıldı. Orman Dairesi'nden yapılan açıklamaya göre her ne sebeple olursa olsun orman yollarına ve ormanlık alanlara 11 Ağustos'a kadar giriş yasağı uzatıldı. Orman alanlarında ve her türlü ateşli piknik alanlarında ateş yakmak yasaklandı. Yapılan açıklamada Orman Dairesi'nin tüm personeliyle gerekli yangın tedbirlerini aldığı ve teyakkuz durumunda olduğu belirtildi. Açıklamada vatandaşların görecekleri en küçük dumanı, Alo 177, Orman Yangın İhbar Hattı ve 199 itfaiye hatlarına bildirmelerinin erken müdahale için büyük önem arz ettiği de kaydedildi.
ve yeni eğitim öğretim yılında yüz yüze eğitime geçebilmek için hazırlıklar devam ediyor. Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Olgun Amcaoğlu, 2021-2022 öğretim yılında okulların sağlıklı, güvenli ve kesintisiz olarak açılmasını sağlayabilmek amacıyla odak grup toplantılarına devam ettiklerini belirtti. Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Olgun Amcaoğlu, okulların yüz yüze eğitime sağlıklı, güvenli ve kesintisiz olarak açılmasını sağlayabilmek için tüm paydaşlarla toplantılarının sürdüğünü söyledi. Bakan Amcaoğlu yaptığı açıklamada yüz yüze eğitime geçmekte kararlı ve ısrarcıyız. Çocuklarımızın, gençlerimizin bir yıl daha kaybetmesine göz yumamayız. Çalışmalarımıza son sürat devam ediyoruz dedi. Amcaoğlu, Sağlık Bakanlığı, Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası, Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası, Kıbrıs Türk Tabipler Birliği, Eğitim Beklemez İnisiyatifi ve bakanlığa bağlı öğretim müdürlükleriyle bakanlık toplantı salonunda bir toplantı daha gerçekleştirdiklerini belirtti. Paydaşların görüşlerini dinlediklerini ifade eden Bakan Amcaoğlu, Sağlık Bakanlığı ile Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı arasında kurulacak koordinasyon mekanizması, yakın teması, teması veya pozitif vaka durumunda takip edilecek müdahale planı, bölgesel ve okul bazlı tedbirler üzerindeki görüşlerin yetkili kurul olan Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi'ne iletilmesi kararlarını aldıklarını bildirdi. Toplantıya katılan paydaşların 2021-2022 öğretim yılında okulların kapanmaması veya yine bir kapanma gündeme gelirse okulların en son kapanacak kurumlar olması gerektiğinin altını çizdiğini kaydeden Amcaoğlu, bu hususta birlikte çalışmanın gerekliliğine ve halkın bu noktada bilinçlendirilmesi için de çalışmalar yapılmasına vurgu yaptılar ifadelerini kullandı. Sabah Haber'de şimdi sıra Türkiye basınında sevgili izleyenler. Türkiye basınında bugün gazete manşetlerine hangi haberler yansıdı ön sayfada hep birlikte bakalım dilerseniz. Yeni Şafak gazetesiyle başlıyoruz bugün Türkiye basınında gelişmeleri aktarmaya. Bu ateşi söndüreceğiz ifadesi yer alıyor Yeni Şafak gazetesinde. Alevler atlayamadı ve Yeni Şafak eşlik etti dedi gazete. Ve orman yangınlarıyla mücadele kapsamında Yeni Şafak gazetesi de mücadeleye eşlik etmiş oldu. Yangınlarla mücadele eden kişilerle birlikte o platformu, o atmosferi yerinden inceledi gazete. Yine 12 yangının sürdüğü de ifade ediliyor. Ve Yeni Şafak gazetesinin ardından Hürriyet gazetesine geçtik. Hürriyet gazetesi 150 metreden tam isabet başlığıyla bugün manşet haberini aktarmış oldu. Özel bir haber olarak da ön plana çıkıyor. Hürriyet muhabirleri Emre Eser'le Selçuk Şamiloğlu, kemer sırtlarında yanan ormana helikopterle müdahalede bulunan ekibe eşlik etti. İşte 2,5 saat süren 25 saatlik operasyonun 2,5 saat süren 25 operasyonun hikayesi olarak ön plana çıkıyor bu haber. Fotoğraflarla ve detaylarla da kapsamlı bir şekilde ön sayfadan aktarılmış oldu. Cumhuriyet gazetesine geçiş yaptık. Cumhuriyet gazetesi Kemerköy gerçekleri dedi. Alevlerin ortasında kalan termik santralin büyük tehdidi bir kez daha ortaya koyduğu ifadesi yer alıyor. 11 saatlik bir mücadele ve köylülerin de bölgede nöbet tuttuğu bilgisi yer alıyor. Yine bir başka habere geçeceğiz. Washington, Afganlar için belli bir ülkeye işaret etmedik. Amerika Birleşik Devletleri'nden geri adım başlığıyla da bu haber yansımış oldu. Milliyet gazetesine baktık şimdi. Milliyet gazetesi kadınların direnişi başlığını kullandı bugün manşet haberi için. Manavgat Ahmetler köyüne sıçramaya başlayan yangına eşleri çocuklarıyla birlikte direnen yörük kadınlarından kimi hortum taşıdı, kimi ekiplere yemek yaptı, kimi ateşe tırmıkla karşı koydu dedi Milliyet gazetesi. Ve aslında bu yangınla mücadele kapsamında kadınların da gücünü ortaya koyan bir haber
paylaşmış olduğu sayfasından dayanışma örnek oldu ve her şeyi yaparız ara başlıklarıyla da bu haberi kapsamlı bir şekilde, detaylı bir şekilde takip edebileceksiniz. Kadınların da mücadele kapsamındaki gücü ön plana çıkıyor. Akşam gazetesine doğru geldik. Akşam gazetesi vatandaşlık dersi dedi manşet haberi için. Evim yandı ama devletim lazım olan her şeyi yapar, bize huzur lazım. Bu bir vatandaşın kullandığı ifade. Türkiye'nin ciğerini yakan orman yangınları üzerinden siyasi tartışma yürütenlere evini kaybeden Hüseyin dede vatandaşlık dersi verdi dedi Akşam gazetesi. Ve devam ediyoruz Türkiye gazetesi ile. Türkiye gazetesi yangınlar kesinlikle planlı başlığıyla bugün manşet haberini paylaşmış oldu. Ormanlar hava tahmin raporuna bakılarak kundaklanmış, rüzgarın yönü ve şiddeti bile hesaplanmış bilgisi yer alıyor. Vatan gazetesi ile devam edelim. Vatan gazetesi Nene Hatun destek için Ege'de ifadesiyle başlığıyla bugün manşet haberini yansıtmış oldu. Türkiye'nin ilk acil müdahale gemisi Nene Hatun Muğla'nın Milas ilçesine bağlı Ören bölgesinde yangınla mücadeleye destek verecek dedi Vatan gazetesi. Yine en kısa sürede yeniden çalışacak kontrol altında başlığıyla bir diğer habere geçtik. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez Kemerköy Termik Santrali'ne ilişkin bir açıklamada bulundu. Bakan Dönmez, şu an santrali tehdit eden bir yangın söz konusu değil. Santralin ana ünitelerinde ciddi bir sorun yok açıklamasında bulundu. Ve son gazetemiz ise Sözcü gazetesi olacak. Türkiye basını kapsamında uçağımız yok yangına para bağışlıyoruz Afrika'ya dedi Sözcü gazetesi. THK uçaklarına 4 milyon dolar bulamıyorlar ama Somali'ye 30 milyon dolar hibe ediyorlar açıklamasında yorumunda bulundu manşet haberinde. Bakım yapılmayan Türk Hava Kurumu'na ait uçakların hangarda yatarken Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle Somali'ye çuvalla para göndereceğiz dedi Sözcü gazetesi. Hükümete ilişkin yapmış olduğu bir eleştiri kapsamında manşet haberini paylaştı ve böylelikle Sözcü gazetesi ile de birlikte Türkiye basınında bugün gazete manşetlerinde ön sayfalarda hangi haberler yer aldı sizlerle paylaşmaya çalıştık. Şimdi gelin sıra Kıbrıs Rum basınına gelsin. Kıbrıs Rum basınında gazete manşetlerinde şimdi Politis gazetesiyle başlayacağız sizlere gelişmeleri aktarmaya. Politis gazetesi parti kasalarını bizim paralarımızla dolduruyorlardı başlığını çektiği bugünkü manşet haberinde siyasi partilere verilen 2021 yılına ait 7 milyon euroluk devlet desteğiyle ilgili yaşanan karışıklığa nasıl gelindiğini sorguluyor. Gazete 2016 yılındaki milletvekilli seçimlerinde Vatandaşlar İttifakı Başkanı Yorgos Lillikas, Dayanışma Hareketi Başkanı Eleni Theoharous ve Elan Başkanı Hristos Hristou'ya 793 bin euro paylaştırıldığına dikkat çekiyor ve Harafki gazetesine doğru ilerledik. Harafki gazetesi hastaneler daha fazla dayanamıyor, yoğun bakımlar kırmızı alarm veriyor başlığıyla bugün paylaştığı manşet haberinde Güney Kıbrıs'a devlet hastanelerinin yoğun bakım ünitelerinde yatan hastaların özel hastanelere sevk edilmeye başlandığını ve Rum Sağlık Bakanı'nın 3. bir yoğun bakım ünitesinin daha açılacağını ancak sayısız yoğun bakım ünitesi bulunmadığına da dikkat çektiğini aktarıyor. Ve Alithya gazetesiyle devam edelim. Alithya gazetesi de Yunanistan'da cehennem başlığıyla verdiği bugünkü manşet haberinde Yunanistan'da çıkan orman yangınlarının kontrol altına alınamadığını ve önüne gelen her şeyi yakıp geçtiğini bildiriyor. Haberin detaylarında birçok evin küle döndüğünü, insanların hayatının tehlikeye girdiği ve dün de birçok evin boşaltılmasına devam edildiği yangın nedeniyle zararın devasa boyutlarda olduğu belirtiliyor. Haber başarabilecek miyiz bilmiyoruz. Allah yardımcımız olsun spotuyla verildi. Ve son gazetemiz ise Filelefteros gazetesi. Filelefteros gazetesi yaşlılar için SOS başlığını çektiği manşet haberinde koronavirüs aşısı olmuş veya olmamış yaşlılar için
4 haftadır üst üste koronavirüs nedeniyle hastaneye yatış oranında gözlemlenen artış dolayısıyla tehlike çanlarının çaldığını yazdı. Gazete bir diğer ön sayfa haberinde ise Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kapalı Maraş için uluslararası konferans hazırlığında olduğunu yazarak Erdoğan'ın dün yaptığı açıklamada sonbaharda kapalı Maraş'la ilgili uluslararası bir konferans gerçekleştirme niyetini ortaya koyduğunu aktarıyor ve Filelefteros gazetesiyle birlikte de Kıbrıs Rum basınında bugün gazete manşetlerinde yer alan haberleri sizlerle paylaştık. Ve şimdi kısacık bir aranın ardından özellikle dün yaşanan gelişmelerin öne çıktığı haberlerle Sabah Haber'e devam edeceğiz. Anılarla BRT. Eylem Yılmaz'ın hazırlayıp sunduğu Geçmişten Bugüne Anılarla BRT her cuma saat 22'de BRT 1'de. Engelsiz Haber Bülteni BRT 1'de. Emrah Soykan'ın sunumuyla ülkemizden, anavatan Türkiye ve dünyadan haberlerin derlendiği Engelsiz Haber Bülteni, Cuma, ana haber bülteninin hemen ardından ve tekrarıyla Cumartesi gün ortası, Pazar ana haber bülteni sonrası BRT 1'de. Kıbrıs Türk futbol tarihine damga vuran, yıllarca futbol sahalarında top koşturmuş, takımının formasını gururla taşımış, çok değerli eski futbolcuları yeniden ekranlara getiriyoruz. Anılarını, yaşadığı enteresan maçları, başarılarını ve şampiyonluklarını yeniden hatırlatıyoruz. Yapım ve yönetimini Ahmet Ogan'ın üstlendiği, Kaya Emiroğlu'nun sunduğu Futbol Anıları programı BRT ekranlarında. Engelsiz Haber Bülteni BRT 1'de. Emrah Soykan'ın sunumuyla ülkemizden, anavatan Türkiye ve dünyadan haberlerin derlendiği Engelsiz Haber Bülteni, Cuma, ana haber bülteninin hemen ardından ve tekrarıyla Cumartesi gün ortası, Pazar ana haber bülteni sonrası BRT 1'de. Haberlerle devam ediyoruz. Gelişmeleri sizlerle paylaşmaya saatlerimiz 8'i gösteriyor ve şimdi Sabah Haber'de sırada haberler var. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanan Milli Güvenlik Kurulu, Kıbrıs konusu ve devam eden orman yangınlarıyla mücadele konularının ele alındığı bir toplantı gerçekleştirdi. Toplantının sona ermesinin ardından yazılı bir açıklama yapıldı.
Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanan Milli Güvenlik Kurulu toplantısının ardından yayınlanan bildiride, Kıbrıs'ta meseleye taraf olan aktörler uzlaşmaz yaklaşımlarında ısrar etmek yerine çözümün parçası olmaya davet edildi. Bildiride orman yangınlarına karşı yürütülen mücadelenin gözden geçirildiği vurgulanarak dünyadaki pek çok yerle birlikte ülkemizde de etkili olan ve ciddi kayıplara yol açan orman yangınlarına karşı yürütülen mücadele gözden geçirilmiş, hadisenin tabii seyri yanında ülkemiz içindeki ve dışındaki dezenformasyon kampanyaları dahil olmak üzere güvenlik boyutu da değerlendirilerek bu çerçevede alınan ve alınabilecek ilave tedbirler görüşülmüştür denildi. Bildiride ayrıca terörle mücadelenin tavizsiz ve kararlılıkla sürdürüleceği de ifade edildi. Türkiye genelinde orman yangınlarından 185'i kontrol altına alındı. 6 ildeki 13 noktada da söndürme çalışmaları devam ediyor. Muğla'nın Köyceğiz ve Menteşe ilçelerinde yangınların yayılması üzerine birer mahalle daha tahliye edildi. Türkiye Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Twitter hesabından orman yangınlarıyla mücadele noktasında son duruma ilişkin bilgi paylaştı. Türkiye genelinde orman yangınlarından 185'i kontrol altına alınırken 6 ildeki 13 noktada söndürme çalışmaları devam ediyor. Türkiye Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli Twitter hesabından yangınlarla ilgili açıklama yaptı. Muğla'da 7, Antalya'da 2, Adana, Aydın, Isparta ve Denizli'de birer yangının devam ettiğini gösteren infografiyi de paylaşan Pakdemirli, ormanın kahramanlarının 6 ilde 13 adet orman yangınını kontrol altına alma çalışmaları büyük bir özveriyle devam ediyor. Son 9 günde ise 44 ilde 191 orman yangını kontrol altına alındığı ifadelerini kullandı. Bakan Pakdemirli'nin paylaştığı infografiye göre Antalya'nın Manavgat ve Gündoğmuş, Aydın'ın Karacasu, Denizli'nin Güney, Isparta'nın Sütçüler, Muğla'nın Marmaris, Köyceğiz, Kavaklıdere, Yılanlı, Seydikemer ve Milas'taki iki ayrı yangını söndürme çalışmaları devam ediyor. Mevcut yangını söndürme filosuna takviyelerde bulunduklarını da dile getiren Bakan Pakdemirli, toplam 16 uçak, 56 helikopter, 7 adet jandarma helikopteri de filomuza destek veriyor. Farklı ülkelerden de 23 hava aracı bu filoya destek veriyor dedi. Bakan Pakdemirli, yanan yerlerin tekrar ağaçlandırılacağını, yangınlar söndürüldükten sonra hasar tespit çalışmaları yapılacağını ve ilk yağmurdan sonra fidan dikimine başlanacağını da kaydederek yeni ağaçlandırmanın doğal bitki örtüsüyle uyumlu olacağını söyledi. Türkiye'deki yangınlarla mücadeleye destek için ülkemizden giden ekipler çalışmalara başladı. Ekipler Alanya'daki yangınlara müdahale ediyor. Türkiye'deki yangınlara destek olmak üzere giden ekipler çalışmalara başladı. 3 araç ve 10 personelle Türkiye'ye giden Orman Dairesi ekibi, Türkiye Orman Genel Müdürlüğü'nün kılavuzluğunda Alanya'daki Gazi Paşa bölgesindeki yangına müdahale ediyor. 11 personel, 2 yangına ilk müdahale aracı, 1 araröz ve komuta aracından oluşan arama kurtarma ekibinin yer aldığı, sivil savunma ise öncelikle Alanya Gazi Paşa bölgesindeki yangınlara müdahalede bulundu. Buradaki görevlerini tamamlayan sivil savunma ekibi daha sonra Manavgat bölgesindeki yangınlara müdahale etmek için yangın bölgesine hareket etti. Ekip Manavgat Kızıldağ bölgesindeki yangın söndürme faaliyetlerine devam ediyor. Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın yangın bölgesine gerçekleştirdiği ziyaretin kendilerine güç ve moral verdiğini belirtti. Çavuşoğlu, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin yangın söndürme çalışmalarına destek için 25 kişilik bir ekip göndermesini sayı olarak sembolik olabilir ama bizim için son derece değerlidir, anlamlıdır şeklinde değerlendirdi. Türkiye'de yaşanan yangınlarla ilgili ülkemizde yardım kampanyası başlatıldı. Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'la Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Kara İsmailoğlu, Antalya'nın Manavgat ilçesinde AFAD Koordinasyon Merkezi'ndeki değerlendirme toplantısı öncesi açıklama yaptı.
Yangın söndürme çalışmalarına verilen uluslararası yardım ve destekleri değerlendiren Çavuşoğlu, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın yangın bölgesine gerçekleştirdiği ziyaretin kendilerine güç ve moral verdiğini belirtti. Çavuşoğlu, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin 21 kişilik bir ekiple yangın söndürme çalışmalarına fiilen katılımını ise, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin sembolik de olsa bize verdiği destek gerçekten bizi mutlu etmiştir dedi. İtalya, Yunanistan, Makedonya ve Arnavutluk. O ülkelere de geçmiş olsun dileklerimizi iletmek isteriz. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sayın Ersin Tatar bölgeyi ziyaret etti. Ziyareti bizlere ve ekiplerimize moral ve güç verdi. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı'na teşekkür ediyoruz. Ve Sayın Cumhurbaşkanımızla birlikte Kıbrıs Türk halkına şükranlarımızı da sunuyoruz. Sayın seyirciler, Türkiye'de yaşanan orman yangınlarıyla ilgili olarak ülkemizde de bir yardım kampanyası başlatıldı. Kıbrıs Türk Ticaret Odası, Kıbrıs Türk Sanayi Odası, Kıbrıs Türk İnşaat Müteahhitleri Birliği, Kıbrıs Türk Otelciler Birliği ve Kıbrıs Türk Esnaf ve Zanaatkarlar Odası tarafından Cumhurbaşkanı ve hükümet önderliğinde destek kampanyası düzenlendi. Odası, Kıbrıs Türk Sanayi Odası, Kıbrıs Türk İnşaat Müteahhitleri Birliği, Kıbrıs Türk Otelciler Birliği ve Kıbrıs Türk Esnaf ve Zanaatkarlar Odası, Türkiye'deki orman yangınlarında zarar görenlere destek için Cumhurbaşkanı ve hükümet önderliğinde destek kampanyası başlattı. Örgütlerden yapılan ortak açıklamada, Türkiye'de yaşanan orman yangınlarında can kayıpları ve binlerce insanın konutları ile yaşam olanaklarını kaybetmesinden duyulan üzüntü dile getirildi. Tarihinin her döneminde Türkiye'nin desteğini yanında hisseden ve bulan Kıbrıs Türk halkının bu acı gününde Türkiye'nin yanında olacağı ve destek vereceği belirtilen açıklamada, Cumhurbaşkanı ve hükümetin önderliğinde organize ettikleri destek kampanyasının başladığı kaydedildi. Açıklamada, halkımızın desteğiyle büyüyeceğine inandığımız bu kampanyada toplanacak bağışlarla konutlarını yitirmiş olan yangınzedelere konutlar inşa ederek yaşamlarına bir nebze de olsa destekte bulunmayı hedefliyoruz. Şimdi dayanışma zamanıdır. Şimdi Türkiye'nin yanında olduğumuzu gösterme zamanıdır denildi. Örgütlerin açıklamasında yardım yapılacak banka hesap numaraları da duyuruldu. Ülkemizde yangın olasılığının çok yüksek olmasından dolayı orman yollarına, ormanlık alanlara giriş ve ateş yakma yasağı 11 Ağustos'a kadar uzatıldı. Meclisinden yapılan açıklamaya göre her ne sebeple olursa olsun orman yollarına ve ormanlık alanlara 11 Ağustos'a kadar giriş yasağı uzatıldı. Orman alanlarında ve her türlü ateşli piknik alanlarında ateş yakmak yasaklandı. Yapılan açıklamada orman dairesinin tüm personeliyle gerekli yangın tedbirlerini aldığı ve teyakkuz durumunda olduğu belirtildi. Açıklamada vatandaşların görecekleri en küçük dumanı Alo 177 Orman Yangın İhbar Hattı ve 199 itfaiye hatlarına bildirmelerinin erken müdahale için büyük önem arz ettiği de kaydedildi. Kıptek Genel Müdürü Gürcan Erdoğan, elektrik fiyatlarına %30'luk bir artış yapılması gerektiğini duyurdu. Erdoğan, 2019 yılından bu yana elektrik fiyatlarında düzenlemeye gidilmediğini, bu durumun kurumu ciddi bir finans açığına sürüklediğini kaydetti. Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu elektrik fiyatlarına %30'luk bir artış yapılması gerektiğini duyurdu. Kıptek Genel Müdürü Gürcan Erdoğan konuyla ilgili düzenlediği basın toplantısında 2019 yılından bu yana elektrik fiyatlarında düzenlemeye gidilmediğini ve bu durumun kurumu ciddi bir finans açığına ittiğini belirterek elektrik fiyatlarında %30'luk bir zam yapılması gerektiğini söyledi. Erdoğan, bu rakamın %21'inin vatandaş, geriye kalanınsa Maliye Bakanlığı tarafından ödenebileceği yönünde bir öneriyi Bakanlar Kurulu'na sunduklarını belirtti. Nizamname gereği 3 ayı geçmemek kaydıyla her ay fiyatları güncelleyerek kurumun kâr etmeyecek şekilde idamesini sağlayacak bir fiyat istikrarında yürümesiyle ilgili Bakanlar Kurulu'nun kararı olduğundan söz eden Erdoğan, 2019'dan beri fiyat güncellenmesi yapılmadı. Bu yasalara karşı bir suç işlendiği manasındadır. Kurum bugün içinden çıkılmaz bir noktaya geldi, dedi. Üretim santrallarımız kimisi çalışmıyor, kimisi de
bakımsızlıktan neredeyse durma noktasına gelmişti. Yaz aylarında geçen yıl pikimiz 200 megawattlarda olmasına rağmen pandemiden dolayı şu anda iyileştirme ve açılım sebebiyle pik noktamız pandemi öncesi olan 333 megawattı geçerek dün itibariyle 340 megawatta ulaşmıştır. Bu da ne demektir? Bu iyileşme, bu açılım şu andaki bizim santrallarımızın üretim kapasitesini tamamen doldurmuştur. Ve biz Rum tarafından elektrik alma durumunda kalıyoruz şu anda. 20 megawatt Rum tarafından elektrik alıyoruz. Bu da ciddi bir maliyet, külfet oluyor elektrik kurumuna. Yani bu yatırımları yapamamızın ve bu maliyetleri düzenlememizin neticesinde kurum ciddi bir finans açığına ulaşmıştır ve borçlarımız 500 milyon civarına ulaşmıştır. Kıptek Müdürü Erdoğan, elektriğin satış fiyatına yapmadığımız iyileştirmeden dolayı şu anda kurum yıllık 480 milyon Türk lirası zarara uğramaktadır. Bu sürdürülebilir bir yapı değildir ifadelerini de kullandı. 5.6 TL. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Londra temsilcisi olarak atanan Çimen Keskin'i kabul etti. Cumhurbaşkanlığından verilen bilgiye göre Cumhurbaşkanı Tatar Keskin'e yeni görevinde başarılar diledi. Denizleri Başkanlığı görevine yeni atanan Profesör Doktor Ahmet Ünsal, Başbakan Ersan Saner tarafından kabul edildi. Başbakan yeni Denizleri Başkanı Ünsal'a görevinde başarılar diledi. Başbakan Ersan Saner, Denizleri Başkanlığı görevine yeni atanan Profesör Doktor Ahmet Ünsal'ı kabul etti. Nezaket ziyareti nitelikli kabulde Denizleri Başkanı Ünsal, Başbakan Saner'e çalışmaları hakkında bilgi verdi. Başbakan Saner ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek Başkan Ünsal'a çalışmalarında başarılar diledi. Denizleri Başkanı Ünsal ziyaret sırasında Başbakan Saner'e Kur'an-ı Kerim de takdim etti. Şimdi de Sabah Haber'de güncel COVID-19 rakamlarıyla devam edeceğiz sayın seyirciler. Ülkemizde son yapılan testlerde 124'ü yerel olmak üzere 142 pozitif vakaya rastlandı. Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre son 24 saatte 13.440 test yapıldı. 124'ü yerel, 142 pozitif vakaya rastlandı. 95 kişi ise taburcu edildi. Açıklamada 3 kişinin yurt dışından hava yoluyla ülkemize geldiği, 15 kişinin daha önce tespit edilen vakaların temaslıları olduğu ve bu süre içerisinde gözetim altında bulundukları, 124 kişinin ise yerel vaka olduğu aktarıldı. Vakaların 38'inin Lefkoşa, 60'ının Girne, 23'ünün Gazi Mausa bölgesinden olduğu, birer vakada İskele, Güzellurt ve Lefke bölgesinden tespit edildiği belirtildi. Güney Kıbrıs ve Türkiye'deki güncel rakamlara da bakalım. Güney Kıbrıs'ta 36.141 test yapılırken 580 yeni pozitif vakaya rastlandı. Son 24 saatte koronavirüs nedeniyle güneyde de 3 kişi hayatını kaybetti. Türkiye'de ise 245.152 test yapılırken 108 can kaybı yaşandı, 24.297 yeni vaka tespit edilmiş oldu. Yeni eğitim öğretim yılında yüz yüze eğitime geçebilmek için hazırlıklar devam ediyor. Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Olgun Amcıoğlu, 2021-2022 öğretim yılında okulların sağlıklı, güvenli ve kesintisiz olarak açılmasını sağlayabilmek için odak grup toplantılarına devam ettiklerini belirtti. Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Olgun Amcıoğlu, okulların yüz yüze eğitime sağlıklı, güvenli ve kesintisiz olarak açılmasını sağlayabilmek için tüm paydaşlarla toplantılarının sürdüğünü söyledi. Bakan Amcaoğlu yaptığı açıklamada yüz yüze eğitime geçmekte kararlı ve ısrarcıyız. Çocuklarımızın, gençlerimizin bir yıl daha kaybetmesine göz yumamayız. Çalışmalarımıza son sürat devam ediyoruz dedi.
Amcaoğlu Sağlık Bakanlığı, Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası, Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası, Kıbrıs Türk Tabipler Birliği, Eğitim Beklemez İnisiyatifi ve Bakanlığa bağlı öğretim müdürlükleriyle bakanlık toplantı salonunda bir toplantı daha gerçekleştirdiklerini belirtti. Paydaşların görüşlerini dinlediklerini ifade eden Bakan Amcaoğlu, Sağlık Bakanlığı ile Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı arasında kurulacak koordinasyon mekanizması, yakın teması, teması veya pozitif vaka durumunda takip edilecek müdahale planı, bölgesel ve okul bazlı tedbirler üzerindeki görüşlerin yetkili kurul olan Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi'ne iletilmesi kararlarını aldıklarını bildirdi. Toplantıya katılan paydaşların 2021-2022 öğretim yılında okulların kapanmaması veya yine bir kapanma gündeme gelirse okulların en son kapanacak kurumlar olması gerektiğinin altını çizdiğini kaydeden Amcaoğlu, bu hususta birlikte çalışmanın gerekliliğine ve halkın bu noktada bilinçlendirilmesi için de çalışmalar yapılmasına vurgu yaptılar ifadelerini kullandı. Öğretmen sendikalarıyla Tabipler Birliği okulların yeni dönemde sağlıklı ve güvenli bir ortamda açılabilmesi amacıyla önerilerini açıkladığı ortak bir basın toplantısı gerçekleştirdi. Önerilerini 7 maddede sıralayan 3 örgüt okulların yüz yüze eğitime başlayabilmesi için 4 haftalık bir zaman dilimi olduğunu belirterek tüm yetkilileri sorumluluk almaya davet etti. Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası Başkanı Ozan Elmalı, Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası Genel Sekreteri Şener Elcel ve Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği Genel Sekreteri Çağrı Cemaller ortak basın toplantısı gerçekleştirdi. Üç örgüt eğitimin planlanabilmesi için önerilerini 7 maddede sıralayarak kamuoyuyla paylaştı. Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası'nın yeni binasında yer alan basın toplantısında ilk konuşmayı yapan Elmalı, seyreltilmiş eğitimden bahsederken kalabalık sınıfların ve okulların gözden kaçtığını ifade etti. Dönüşümlü eğitimde 5000'e yakın öğrencinin okula gitmesinin söz konusu olacağını anlatan Ozan Elmalı, bunun çocukların eksik eğitim alması anlamına geleceğini aktardı. Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası Genel Sekreteri Şener Elcil de 3 haftadır bakanlıkla görüşmeler yaptıklarını dile getirdi ve iş ola görüşüyoruz dedi. Bakanlığın somut öneri sunmadığını savunan Şener Elcil, Eğitim Bakanlığı okulları mevcut haliyle pandemi yokmuş gibi kabul ederek açmayı planlıyor iddiasında bulundu. Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği Genel Sekreteri Çağrı Cemaller de bakanlığa sundukları kılavuzun kabul edilmesinin önemine işaret etti. Kılavuzda öğrencilerin okullarda bulunduğu süre içerisinde ne şekilde davranması ve korunması gerektiğinin detaylandırıldığına dikkat çeken Cemaller, Tabipler Birliği olarak taleplerinin Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi'ne katılımlarının sağlanması olduğunu da vurguladı. Konuşmaların ardından ortak açıklama okundu. Açıklamada, üç örgütün, okulların sağlıklı ve güvenli bir ortamda sürdürülebilir ve güvenli şekilde yüz yüze eğitime başlayabilmesi için çalışma yaptığı belirtilerek, okulları açmak ve açık tutabilmek hedefinde olunduğunu ifade etti. Öğretmenlerin %91'inin aşılandığı ifade edilen açıklamada, okulların bir ilçede en son kapanan, diğer sektörlerden önce ilk açılan kurumlar olması gerektiği vurgulandı. Açıklamada okulların yüz yüze eğitime başlayabilmesi için 4 haftalık bir zaman dilimi olduğunu belirterek tüm yetkililer sorumluluğa da davet edildi. Kıbrıs Türk Barolar Birliği ile Kıbrıs'ta Türk İnsan Hakları Vakfı İşbirliği'nde Avrupa Birliği finansmanlığında yürütülen insan ticareti mağdurları için adalet projesi tamamlandı. Proje kapsamında Kıbrıs'ta Türklerin insan ticareti olgusuna ilişkin algılarının ne olduğunun ölçülmesi için bir araştırma yapıldı. Sonuçlarsa başkent Lefkoşa'da düzenlenen etkinlikle paylaşıldı. Yaklaşık 2 yıldır devam eden insan ticareti mağdurları için adalet projesi tamamlandı. Kıbrıs Türk Barolar Birliği ile Kıbrıs Türk İnsan Hakları Vakfı İşbirliği'nde Avrupa Birliği finansmanlığında yürütülen projeye ilişkin sonuçlar düzenlenen etkinlikle paylaşıldı. Lefkoşa'daki Barolar Birliği'nde gerçekleştirilen etkinlikte ilk konuşmayı yapan proje koordinatörü Ahmet Türkdoğan, insan ticareti mağdurları konusunda 2 yılda paydaş olunan COMINT projesi sayesinde mükemmel bir işbirliği ağı oluşturulduğunu kaydetti. Mücadelenin devam edeceğini belirtti.
Türkdoğan, proje çerçevesinde çeşitli etkinliklerin yanı sıra adli yardım ve destek için ihbar hattı ve adli yardım mekanizmasının kalıcı hale getirilmesi için çalışmalar yürütüldüğünü ifade etti. Proje sürecinde insan ticareti mağdurları 300'e yakın vakayla temasa geçildiğini belirten Türkdoğan, bu kişiler içerisinde sadece 3 tanesinin vatandaş olduğunu, diğer tümünün ise yabancı kişiler olduğunu ve büyük kısmının yasal izin sıkıntısı yaşadığını aktardı. Bütün süreçte kişilere ulaşmaya çalıştık ve ulaştık da birçok insana. Ama tabii ki bu sayı bizim için yeterli değil. Hedefimiz çok daha fazlasıdır. Barolar Birliği Başkanı Avukat Hasan Esendağlı da proje çerçevesinde insan ticareti sorununun bugün artık kabul görmeye başladığını belirterek yasal düzenlemelere ilişkin bilgi aktardı. Esendağlı, projenin uygulama sürecinde pandemi koşullarına karşın insan ticaretiyle mücadeleye dair çok umut veren gelişmeler yaşandığını belirtti. 2020 Mart ayında yürürlüğe giren fasıl 154 madde 254B'de direkt olarak insan ticareti tanımlanmış ve suç kapsamına alınmıştır ki bu oldukça bahsetmiş olduğum başlangıç noktamızdan baktığımızda oldukça önemli bir gelişmedir. Avukat Sevilay Yıldırmer'de, Lefkoşa'da 220, Girne'de 23, Güzelyurt'ta 2, Mahusa'da 4 ve İskele'de 6 ve bölgesi bilinmeyen 6 mağdurla temasa geçebildiklerini belirtti. Tüm bu faaliyetler birlik içinde çalışmamızın eseridir ve ben bu proje ile çok şey başardığımıza inanıyorum. Ve belirtmek isterim ki projemizin süresinin sona ermiş olması bizlerin duracağı anlamına gelmiyor. Etkinliğe katılamayan Avrupa Birliği Program Destek Ofisi Müdürü Emily Crozet adına Çiğdem Aksu da projenin son 2 yılda insan ticaretiyle mücadeleye ilişkin yasal çerçeveyi insan hakları, Avrupa ve uluslararası standartlar doğrultusunda başarılı bir şekilde geliştiğini ifade etti. Koordineli bir yaklaşım olmadan insan ticaretiyle mücadele de başarılı olamaz. Örnek olarak Mart 2020'de insan ticareti suç olarak tanımlayan yasal metnin kabulü bir dizi kişi ve Kıbrıs Türk Barolar Birliği, İnsan Hakları Vakfı ve birçok örgütün ve farklı partilerden politikacıların ortak eylemlerinin sonucudur. Ekim 2020'de kademeli açılım süreci başlayan ve bu ay itibarıyla ikinci aşamasına geçilen Maraş yoğun ilgi görmeye devam ediyor sevgili izleyenler. Maraş'ın ziyaretçi sayısı 180 bini aştı. Başbakan Saner Bakanlar Kurulu kararıyla askeri yasak bölge olmaktan çıkarılan bölgeyi 26 Temmuz'da ziyaret ederek incelemelerde de bulundu. Cumhurbaşkanı Ersin Tatar da 2 Ağustos'ta Maraş'ın açılım süreci gündemiyle toplanan Bakanlar Kurulu'na başkanlık etti. Ekim 2020'de kademeli açılım süreci başlayan ve bu ay itibariyle ikinci aşamasına geçilen Maraş yoğun ilgi görmeye devam ediyor. Anadolu Ajansı'nın haberine göre Maraş'ı ziyaret eden kişi sayısı 180.207'ye ulaştı. Salgın koşulları nedeniyle bir süre uygulanan tam kapanma koşullarına rağmen halkın ve yabancı turistlerin Maraş'a ilgisi sürüyor. 8 Haziran 2021'de yapılan son düzenlemeye göre Maraş'ın kamuya açık bölümleri 8-20 saatleri arasında ziyaret edilebiliyor. Gazimosa Belediyesi ziyaretçilerin ihtiyaçlarını karşılamak ve hoş zaman geçirmelerini sağlamak için büfeler ve bisiklet kiralama noktasını hizmete sunuyor. Ziyarete açık bölgede bulunan toplam uzunluğu 800 metreden fazla olan iki plaj bölgesine Gazimosa Belediyesi'nin çalışmalarıyla şezlong ve şemsiyeler yerleştirildi. Öte yandan Gazimosa Belediyesi tarafından Demokrasi Caddesi üzerinde bulunan eski belediye parkı yenileme çalışmaları tamamlanarak hizmete sunuldu. Başbakan Ersan Saner, Maraş açılımının ikinci aşaması kapsamında 12 Temmuz 2021'de Bakanlar Kurulu kararıyla askeri yasak bölge olmaktan çıkarılan bölgeyi 26 Temmuz'da ziyaret ederek incelemelerde bulunmuştu. Saner burada yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullanmıştı. Hükümetimizin almış olduğu kararla şu an itibariyle ikinci etapla kapalı Maraş bölgemizin %3,5'luk bir bölümünün açılımını sağlamış olduk. Askeri yasak bölge kapsamından dışarıya aldığımız bölgede 36 kişinin takas, tazminat ve iade yöntemiyle mallarını komisyondan bir şekilde almak için müracaatları bulunmaktadır. Bu müracaatlar taşınmaz mal komisyonu tarafından değerlendirilecek ve kararlar üretilecek.
Cumhurbaşkanı Ersin Tatar da 2 Ağustos'ta Kapalımaraş'ın açılım süreci gündemiyle toplanan Bakanlar Kurulu'na başkanlık etmişti. Tatar toplantı sonrası yaptığı açıklamada Kapalımaraş'ın %3,5'luk bölümü askeri bölgeden sivil bölgeye dönüştürülmüştür. Bir bakıma yerleşime açılmış oluyor. Yerleşime açılabilmesi için politikamız taşınmaz mal komisyonunun başvuru değerlendirip kararlar üretebilmesidir. Bizi bağlayan daha fazla insan haklarıdır. Oradaki eski mal mülk sahipleridir demişti. Sayın seyirciler, şimdi bölge bağlantımız için gözümüzü Türkiye'nin başkenti Ankara'ya çeviriyoruz. Beret Ankara muhabirimiz Bülent Göksan bugünkü bağlantıda Yüksek Askeri Şura toplantısı, yangın ve sel felaketiyle ilgili gelişmeler, Türkiye'nin dış ticaret rakamları ve enflasyon verileri, koronavirüs gündemi ve Amerika Birleşik Devletleri'nin açıkladığı göçmen kabul programıyla ilgili gelişmeler ışığında bizleri bilgilendirecek. Sözü Bülent Göksan'a bırakırken aynı zamanda günaydın dileklerimizi de iletelim. Günaydın Sonay. Son dakika gelişmesiyle başlamak istiyorum. Birisi üzücü bir son dakika gelişmesi. Manisa Soma'da tırın otobüste çarpışması sonucunda 9 kişi hayatını kaybetti, 30 kişi de yaralandı. Ölenlerin 6'sı olay yerinde, 3'ü de hastanede maalesef hayatlarını kaybettiler. İkinci bir yeni gelişme ise Türkiye'de kabinede gerçekleşti. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk görevinden ayrıldı. Yerine eski ÖSYM Başkanı ve Bülent Ecevit Üniversitesi eski rektörü Mahmut Özer atandı. Bu atamada resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe girdi. Evet Sonay, Türkiye senin de bildiğin gibi son 10 gündür yaklaşık doğal felaketlerle çok büyük bir mücadele veriyor. Van'ın Başkale ilçesi sel ile Manavgat, Bodrum ve Marmaris ise çok büyük orman yangınlarıyla maalesef mücadele ediyor. Van'ın Başkale ilçesinde ilçeye 60 km uzaklıkta olan Esenyamaç mahallesinde sağanak yağmur sonrası meydana gelen selde 5 ev yıkıldı. Evleri yıkılan ailelerin 3'ü ilçe merkezinde bulunan pansiyona yerleştirildi. AFAD, Afet ve Acil Durumlar Başkanlığı ve diğer devlet kurumları bu selden kaynaklanan sıkıntıyı giderip insanlar, vatandaşların da sağlık kontrollerini yaptılar. Türkiye'de şu anda orman yangınları büyük bir oranda bitmiş durumda. Akdeniz ve Ege bölgelerinde başlayan orman yangınlarında şu ana kadar 185'i kontrol altına alınmış durumda. 6 ilde 13 noktada ise söndürme çalışmaları devam ediyor. 5250 personel, 51 helikopter, 1 insansız helikopter, 150 iş makinesi, 16 uçak, 850 arazöz ve 9 insansız hava aracı bu yoğun çalışmalara katılıyor. Azerbaycan, Rusya, İspanya, Ukrayna ve İran'ın da aralarında bulunduğu birçok ülkeden de destek geliyor. Milas'ın Ören beldesinde yangın nedeniyle gece boyunca tahliye çalışmaları devam etti. Ve Küçükköy Termik Santrali ile orada bulunan vatandaşlar da tahliye edildi. Ve Türk Deniz Kuvvetleri'ne ait çıkarma gemileriyle vatandaşlar güvenli bir şekilde tahliye edildiler. Yeniköy Termik Santrali'nin çevresindeki tedbirler de artırıldı. Yangınlar başladığından beri sosyal medyada bilgi kirliliği yaşandığı için ve bu konuda da ciddi sıkıntı olduğu için Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı sosyal medyada orman yangınlarıyla ilgili Help Turkey etiketiyle yapılan ve suç unsuru teşkil eden paylaşımlara ilişkin resen, yani bağımsız olarak bir soruşturma başlattı. Yapılan paylaşımların araştırılması neticesinde bazı kişi ve grupların gerçek veya sahte hesaplar üzerinden organize bir şekilde halk arasında endişe, korku ve panik yaratmaya, Türkiye Cumhuriyeti Devlet ve Hükümeti'ni aşağılamaya çalışıldığını, söz konusu hesaplar üzerinden yangına ilişkin bilgi kirliliğine yol açıldığı ve gerçek dışı içeriklerin dolaşıma sokulduğu ve konuya hassasiyet olan sosyal medya kullanıcılarının da tahrik edilerek kaos ortamı yaratılmaya çalışıldığı vurgulandı. Bu yangınlar büyük oranda bittikten sonra nasıl bir yöntem izlenecek? Bu alanların tekrardan yeşilliğe kavuşturulması konusunda uzman görüşlerine bakıldığı zaman yanan bölgelerin bir müddet olarak kendi haline bırakılmasının şu an için en doğru yöntem olduğu bir ağırlık kazanıyor görüş olarak.
yanmış olan arazilerin kontrol altına alınıp korunup ve gözlemlenmesi gerektiği söyleniyor. Yanan arazinin kendine gelmesi için en az bir 1,5 yıllık bir süreçten bahsediliyor. Öncelikle yanan ağaçların çıkarılması gerekiyor. Ardından bir etüt çalışması yapılmasıyla yeniden bir ağaçlandırma yerlerinin belirlenmesi gerekiyor. Tekrar az önce belirttiğim gibi 1,5 yıl sonra ise tekrar ekime başlanabiliyor ve fidan ihtiyacına göre fidan dikim çalışmasına başlanılabiliyor. Diğer gündem maddemiz Türk Silahlı Kuvvetleri'nin komuta kademesinin belirlenmesi için son derece önemli olan Yüksek Askeri Şura toplantısı Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirildi. Şura'dan alınan kararlar ile Kara Kuvvetleri Komutanlığı'na Orgeneral Musa Avsever atandı. Hava Kuvvetleri Komutanı Hasan Küçük Akyüz ve Deniz Kuvvetleri Komutanı Adnan Özbal'ın görev süreleri 1 yıl uzatıldı. 44 general ve amiralin görev süreleri ise 1 yıl, 320 albayın görev süreleri ise 2 yıl süreli uzatıldı. 30 Ağustos 2021 tarihinden itibaren geçerli olacak bu kararlar ile 17 general ve amiral bir üst rütbeye, 56 albay ise general ve amiralliğe yükseltilmiş oldu. Türkiye Ticaret Bakanı Mehmet Muş geçtiğimiz günlerde Temmuz ayına ait dış ticaret rakamlarına ilişkin açıklamalarda bulundu. Bakan Muş, Temmuz ayı ihracatı geçen yılın aynı dönemine göre %10 artışla 16.4 milyar dolar oldu. Bu tutar bugüne kadar gerçekleştirilen en yüksek Temmuz ayı ihracatı. Son 12 aylık ihracatımızda 201.5 milyar dolara yükselerek yeni bir Cumhuriyet tarihi rekoruna imza atmıştır dedi. İlk defa 200 milyar doları geçmiş bulunuyoruz dedi. Bakan Muş, Ocak ve Temmuz ihracatının geçen yılın aynı dönemine göre %35 artışla 121.4 milyar dolara çıkarak salgın öncesindeki 2019-2 Ocak ve Temmuz dönemine göre %16.4 arttığını, Ocak-Temmuz döneminde ise dış ticaret hacminin 268.2 milyar dolara yükselerek dış ticaret açığının geçtiğimiz yıla göre %5 azalarak 25.5 milyar dolara gerilediğini ifade etti. Türkiye İstatistik Kurumu da Temmuz ayı enflasyon verilerini açıkladı. Temmuz ayı itibariyle 12 aylık ortalamalar dikkate alındığında tüketici fiyatları %15.15, yurt içi üretici fiyatları ise %28.47 oranında arttı. Aylık bazda bakıldığı zaman tüketici fiyat endeksi %1.8, yurt içi üretici fiyat endeksi ise %2.46 oranında artış kaydetti. Sağlık koronavirüs gündemine devam edecek olursak, Türkiye Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yaptığı sosyal medya paylaşımlarıyla kamuoyunu sürekli bilgilendiriyor. Bir süredir Türkiye'de gelişi duran BioNTech aşısının tekrar gelmeye başladığını duyurdu Bakan Koca geçtiğimiz günlerde. 13 milyon doza yakın aşının önümüzdeki pazartesi gününe kadar teslim alınacağını, bugün normalize dönüleceğini aktaran Koca, olağanüstü bir durum olmadıkça randevulara sadık olduklarını söyledi. Diğer bir paylaşımında ise Bakan Koca günlük vaka sayılarının 25 bine yaklaştığına dikkati çekerek ilk doz aşılar gibi ikinci ve üçüncü doz aşılarında son derece önemli olduğunu, salgınla mücadelenin kurallarına uyulduğunu, aşı yapıldığı zaman salgına son vermek için harekete geçilmiş olacağını aktardı Bakan Koca. Yerli aşı ile ilgili çalışmalar da bütün hızıyla devam ediyor Türkiye'de. Yerli aşı ile ilgili olarak da Türkiye Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın bir açıklamasına değinmek istiyorum. Bakan Varank, şu anda Türkiye'de iki yerli aşının çalışmasının hızlı bir şekilde ilerlediğine dikkati çekerek bu çalışmalardan bir tanesinin Kayseri Erciyes Üniversitesi'nin çalışması olduğunu, inaktif aşı, laboratuvar aşamaları ve hayvan deneylerinin bittiğini, insan denemelerinin 3. fazda olduğunu, ilk 2 fazın tamamlandığını, 3. fazında aşılamalarına devam edildiğini söyledi Bakan Varank. Bunun yanında Orta Doğu Teknik Üniversitesi ve Bilkent Üniversitelerinin VLP virüs benzeri parçacıklara dayanan aşı teknolojisiyle ilgili çalışmalar olduğunu, hayvan deneyleri ve faz 1'in tamamlandığını, faz 2'nin de vurulduğunu, faz 3'e geçtikten sonra yeterli sayıda gönüllü bulunabilmesi halinde çalışmaların tamamlanacağını aktardı Bakan Varank. Dış politika gündeminde ise Amerika Birleşik Devletleri'nin açıklamış olduğu ABD için çalışan Afganlar ve ailelerine yönelik göçmen kabul programına ilişkin olarak Türkiye Dışişleri Bakanı Sözcüsü Tanju Bilgiç bir açıklamada bulundu. Bilgiç, Türkiye olarak
ABD'nin sorumsuz ve ülkemize danışmadan aldığı kararı kabul etmiyoruz. ABD eğer bu kişileri ülkesine almak istiyorsa doğrudan uçaklarla ülkesine nakletmesi mümkündür ifadesini kullandı. Konuya ilişkin soruya da yazılı bir açıklamada bulunan sözcü Bilgiç, ABD Dışişleri Bakanlığı'nın 3 Ağustos'ta yaptığı açıklamada ABD merkezi STK'lar ve basın kuruluşları için çalışan Afganlar ve ailelerine yönelik göçmen kabul programı ile Afganların ABD'ye göç başvurularının bağlı oldukları kuruluşlar aracılığıyla üçüncü ülkelerden alınacağının belirtildiği ve başvurular için de Türkiye'nin işaret edildiğini hatırlatarak öncelikle ABD'nin açıklaması bölgemizde büyük bir göç krizine neden olacak ve göç yollarında Afganların acılarını artıracaktır. Sonra bölge ülkeleri arasında çözüm bulmak yerine ülkemizin rızası olmaksızın ülkemizde çözüm aranmak istenmesi ise kabul edilemez değerlendirmesinde bulundu. Türkiye'nin son 7 yıldır dünyada en fazla sığınmacı ev sahipliği yapan ülke olduğuna anımsatan sözcü Bilgiç, yeni bir göç krizinin 3. bir ülke adına üstlenilecek kapasitesinin bulunmadığını ifade ederek, Türkiye olarak ABD'nin sorumsuz ülkemize danışman aldığı kararı kabul etmiyoruz. ABD eğer bu kişileri ülkesine almak istiyorsa, doğrudan az önce de aktardığım gibi ülkesini almak istiyorsa doğrudan uçaklarla ülkesine nakletmesi mümkündür açıklamasını yaptı. Evet Sonay, Ankara'dan bu haftalık aktaracaklarım bunlar. Sözü sana bırakıyorum. Evet Beret, Ankara muhabirimiz Bülent Göksan'a yapmış olduğu bu açıklamalar için teşekkür edelim. Öncelikle aktardığı bilgiler için ve bugünlük de sabah haberin sonuna geldik sevgili izleyenler. Gelecek hafta pazartesi günü yeni bir hafta başında saatler 7'yi gösterdiğinde BRT ekranlarında sabah haberde yeniden sizlerle birlikte olmaya devam edeceğiz tabii ki. Şimdilik noktalıyoruz ama yayınımız spor turu ardından da 45 artı programıyla devam edecek. Her gün olduğu gibi 45 artı programında bugün Baykan Gürses'in konu eş insanı Yeşim Çıraklı Direl olacak. Sizlere iyi seyirler dilerken gelecek hafta yeniden görüşmek üzere diyelim. İyi bir hafta sonu sizin olsun, hoşça kalın. Sanat ve biyoçeşitlilik kapsamında devam eden projelerine sporu da ekleyen Aksa Enerji, ülke futbolunun gelişmesine katkıda bulunmak ve takımları desteklemek amacıyla Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Süper Lig ve 1. Lig'e sponsor olacak. Aksa Enerji Kıbrıs Santral Müdürü Şener Şentürk, yıllardır Aksa Enerji'nin takımlar bazında desteklediği Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti futboluna daha da değer katacak bir adım atmanın mutluluğunu ve gururunu yaşadıklarını kaydetti. Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu ve Aksa Enerji arasındaki sponsorluk anlaşması 10 Ağustos Salı günü saat 10'da Eziç Lefkoşa'da imzalanacak. Tekvando, Judo, Karate, Aikido Federasyonu yönetimi federasyona bağlı tüm branşlarda antrenmanları durdurdu. Federasyondan yapılan açıklamada yüksek sıcaklar nedeniyle antrenmanların ertelendiği belirtildi. Federasyon, Sinan Erdem ana müsabakalarını zorlukla bitirdiklerini ve sporcuların aşırı sıcaktan çok etkilendiğine işaret etti. Açıklamada ayrıca antrenman yapılan salonların soğutma sisteminin olmadığı vurgulandı ve antrenmanların şimdilik 9 Ağustos pazartesine alındığı belirtildi. Kıbrıs Türk Tenis Federasyonu'nun organize ettiği 2021 Ciddi Mutfak Beach Tennis Tour 1 hafta sonu yapılacak. Gazi Mausa Belediyesi Tenis Kulübü'nün organize ettiği turnuva 7-8 Ağustos'da Mausa Glapsedes plajında gerçekleşecek. Turnuvada mücadele 8-12 yaş, çift kadınlar, çift erkekler ve karışık çiftlerde olacak. International Open U15 turnuvasında ilk 3 turda güçlü rakiplerini mağlup ederek çeyrek finale kalan milli badmintoncularımız Nehir Deniz ve Salih Öztürk çeyrek finalde yenilerek madalya şansını kaçırdı. Karşılaşmaları yakından takip eden Türkiye Badminton Federasyonu Başkanı Murat Özmekik ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Badminton Federasyon Başkanı Fırat Deniz müsabakalardan yaptıkları açıklamada gösterdikleri üstün başarıdan dolayı antrenör ve iki sporcumuzu tebrik etti.
Futbolda yeni sezon hazırlık maçları devam ediyor. Oynanan maçlarda Manisa Türk Gücü Küçük Kaymaklı'yı 5-0, Gençlik Gücü ise Türk Ocağı'nı 1-0 yendi. Miracle Değirmeni'nin Mor Menekşe karşısında 3-1 öndeyken devam eden maçsa yarım kaldı. Miracle Değirmenlik futbolcusu Süleyman'ın bir pozisyonda ayak bileğinin kırılmasıyla birlikte maç tamamlanamadı. Hazırlık maçlarına cumartesi günü oynanacak 11 maçla devam edilecek. Pro Temizlik U20 Basketbol Erkekler Ligi'nde playoff yarı final heyecanı başladı. İki galibiyet elde eden tarafın finale yükseleceği ligde Yakında Üniversitesi ile Doğu Akdeniz Üniversitesi rakiplerini mağlup ederek seride 1-0 öne geçti. Atatürk Spor Salonu'nda oynanan maçlarda Yediü Çetinkaya'yı 105-31, Gayüs'e rakibi Soyer Hacıganimleri 88-73'lük skorla mağlup etti. Playoff yarı final serisi ikinci maçları bugün Atatürk'te oynanacak. Manisa Türk Gücü U20 futbol takımı teknik direktörü Kamil Arifoğlu, Bayrak Radyosu'ndaki spor dosyası programına telefonla konuk oldu. Arifoğlu, bir oyuncularının COVID-19 olması sebebiyle biraz ara vermek zorunda kaldıkları çalışmalara yeniden başladıklarını belirtti. Geçen yılın şampiyonu olduklarını ancak esas hedefin her zaman üst takıma oyuncu yetiştirmek olduğunun altını çizen Arifoğlu, yine de ligde hedef zirve vurgusu yaptı. Yonpaş Dumlupınar U20 antrenörü Talat Şentürk, hedeflerinin A takımına karakterli ve kaliteli futbolcular yetiştirmek olduğunu belirtti. Necmi Uysal'ın hazırlayıp sunduğu Bayrak Radyosu'nda canlı yayınlanan spor dosyası programına telefonla katılarak yeni sezon öncesi çalışmalar hakkında bilgi veren Şentürk, yaptığı açıklamada yaş limiti dolan veya dolmak üzere olan birçok oyuncumuz A takımında ya da kiralık olarak başka bir takıma gitti. Dolayısıyla şu an U17 ağırlıklı bir kadromuz var ifadelerine yer verdi.